Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Türkiye afet müdahale planı toplantısında da ilimizin afet müdahale planı hazırlama görevi il afet müdahale tarafından yerine getirecek. Ancak bu hepimizin için üstünde görevli kamu, sivil, belediye, herkesin üzerine düşen bir yükümlülük, geniş katılımına bir plan hazırlanıyor. Bu plana göre de herkes üzerine düşen neyse onu bilecek, güncelleyecek her an. Her an artık olabilirmiş gibi hazır olacak. Allah kesin olsun. Gerek elimizde, gerek komşumuzda, komşularda verelim. Afet bulduğu anda hemen orada hizmetleri şeklinde yapılanacağız. Böyle bir plan. Planlar hazırlamak tabii bazı dönemde kolay ama onları güncel tutup ihtiyaç duyduğun zaman da o planların gereğine göre işleri yürütmek gerçekten zor. Ama bir başka yolu yok, plansız olmuyor. Bir hazırlık yapılması, herkesin değerli sorumluluğunu bilmesi açısından şart. Bu planın önemi şöyle ortaya çıkıyor. Hazırlanırken güneşe katıldığında herkes kendi planını kendi içinde hazırlayarak planlar yükselerek bir planlar hiyerarşisi oluşturuyor. En son bir plan. Onun üstünde Türkiye planı, afet müdahale planı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla planlar hazırlanırken de kurumun, ilgili kurumun katılımı ve kendi planını en uygun şekilde hazırlanması gerekiyor. Kendi planını hazırladıktan sonra da ilgili birimlerle nasıl ortak hareket edeceğine dair bir planı biz birlikte hazırlayarak inşallah dediğim gibi afete maruz kalmayız ama neticede zaman zaman ilimiz, çevremiz çeşitli afetler yaşıyor. Türkiye'miz bu konuda daha iyi durumda. Hem Türkiye çapında hem iller çapında daha gelişmiş imkanlar, daha gelişmiş araçlar kullanıyoruz. Teşkilatlarımız daha iyi durumda. İşte en son örneği görüyorsunuz Suriye'den gelen binlerce mülteciye sınırlarımızı açtık. Yani bir Giresun bir anda Urfa'ya doldurması, Giresun ilçesine anında. Dolayısıyla ciddi bir sorun. Ama çok büyük sıkıntı olmadan inşallah bu şekilde devam ediyor. Biz de kendi ilimizde her türlü afet riskini göze alarak plana hazırlayacağız. Burada dediğim gibi katılımımız önemli. Plan hazırlandıktan sonra da güncel tutulması, plan paydaşlarının birbirleriyle iletişimde bulunması, ilişkilerini devam ettirmeleri, planın dediğim gibi değişikliklerin hemen o şekilde değişikliklerin planda yer alması önemli. İlafet müdürümüz Harun Bey bu işin bizim adımıza yürütücüsü takipçisi koordinatörü ama bütün daire amirlerinde kendi müdürlükleriyle ilgili planda üzerlenmiş örneği göre varsa onunla yerine getirmekle, ifa etmekle sorumlular, hükümler bu hiyerarşi yukarıdan aşağıya devam ediyor. Dediğim gibi eğer planı hazırlarken ciddi ve gerçekçi bir plan hazırlarsak uygulaması ve sürdürülebilirliğinde daha kolay oluyor. Onun için de biraz daha hazırlık safhasında da bütün ilgili birimler, kurumların biz katkısını, katılımını daha ilgili bir şekilde bekliyoruz. Afet müdahale planı tam olarak da sözler katlandırdığımız
bir amacı yönetmeliğinde belirtilen amacı afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlaması temel prensiplerini belirlemektir. Başbakanlık Afet ve Acil Yönetim Merkezi, Başbakanlık Afet'in bünyesinde bulunan bizim herhangi bir olayda sürekli olarak bilgi sağladığımız, bilgi verdiğimiz bir yerdir. Elimizde bulunan işte trafik kazalarıdır, işte kayıplardır vesaire, bununla ilgili herhangi bir şey olduğunda, olay olduğunda biz buna anında bir mesajla Başbakanlık Afet ve Acil Yönetim Merkezi'ne bildiriyoruz. Yardım istediğimiz zaman da biz diğer taraftan da mesela Samsun araba kurtarmadan yardım istediğimiz zaman da direkt buraya iletişim geçiyoruz. Bunun yanında her bakanlığında kendine ait bir afet ve acil durum yönetim merkezi kuruldu. Bunların 7/24 esasına göre çalışacak. Bir afet ve acil durum koordinasyon kurulu yani tahta yazdığı şekilde vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında İlafet ve Acil Durum Müdürü, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve biraz sonra anlatacağımız hizmet gruplarının sorumlu il müdürleri ve ihtiyaç duyulan diğer il müdürleri bunu üyelerek olacak. Ve herhangi bir afet anında bölgesel bir yer kararları alıp uygulamaya geçecektir.